Sevgili seyirciler, önce sokak röportajlarını izlediniz. Ardından da yine turizmci bir dostumuz Hüseyin Duymaz'la birlikteyiz. Onun 2004 ile ilgili değerlendirmelerini, 2005'ten beklentilerini öğreneceğiz. Öncelikle Hüseyin Bey, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, sonunda. 2004 turizmi gitmiyor. İyi maşallah. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sezonun buraya kadar dönmesini. Valla şu dışarıdaki güzel havaya baktıktan sonra bugünlerde otellerin hepsinin dolu olması gerekir. Marmaris bu konuda doğa güzelliği ve hava şartları bakımından çok iyi bir yer. Benim için sürpriz değil. Ergi tesisimizde olup olanı son derece yüksek. Bizler için şu an sürpriz değil. 2004 turizmini değerlendirir misiniz? Şimdi 2004'te gerçekten turizm aslında önce Kasım ayında bu İngiliz Başkonsolosu, Sinagoglar adı, HSBC'ye, bankın genel merkezinde bombalama olaylarından sonra hafif bir sıkıntıya girmiştim. Ama neyse ki o sıkıntı çok çabuk atlattı. Ve gerçekten 2004 yılı Türkiye için sayı bakımımızdı. Kesinlikle bakımımızdı. Artını çizerek söylüyorum. Sayı bakımından çok parlak bir yıl. Ama kazanç bakımından kesinlikle parlak bir yıl olmadı. Tabii ki devletimizin girdi maliyetlerine baktığında belki de Turizm Bakanlığı'nın, Turizm İletişim Bakanlığı'nın devlerine göre belki de gelir bakımında da arzu edilen seviye ulaşılmıştı ama ben hiçbir turizmcinin 24 yılında çok ciddi derecede kaza sağladığını düşünmüyorum. Ama sayı bakımından gerçekten bu söylenen rakamlar doğru. Evet, rekor kırıldı herhalde. Ciddi bir sayı geldi ama kazanç olarak herhangi bir şekilde insanların yüzünün güldüğüne inanmıyorum. Geçen sezonda Irak krizi oldu. Irak krizi bitti sayıda. Bu sezonda hiçbir şey olmadı. Türkiye'de tatlı kız İstanbul'da sorular olsa da krizinin sayı olarak artmasında bu yılda güzel bir gelişme oldu. Ama dediğiniz gibi hakkı maalesef bir... Yani ben aynı görüşteyim. Evet. Ben şu anda finansal olarak bu sene turizmde hiçbir sene memnun olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten, sayı olarak herkes memnun oldu. Zaten sokak röportajlarını da esnafa, muhabir arkadaşlarımıza sorduğunda esnaf da memnun değil. İşte kalitesiz turizm, turistin geldiği, turistin sadece vatanları izleyip şimdi, geri dönüyor. Ama buna şöyle bir şey söylemek lazım. Ben artık biraz şey oldu ama tekrar üstüne basarak söyleyeceğim. Yani her şey dahil sisteminde direkt bir etkisi yok. Dünya ekonomisi artık çok global bir ekonomi. Bundan 10 sene önceki kazanç ve kar marjları şimdi hiç kimse de kalmadığı için. Çünkü örneğin biz 1988 bugünkü Euro ile hesapladığımızda 1988 ve 90 yıllarında 35 dolara yarım pansiyon verirken şimdi 35 dolara her şey dahil veriyoruz. Çünkü kar marjı da çok düştü. Sektörde bunu ayak uydurmak lazım. Özellikle bu 11 Eylül krizlerinden sonra da sektörde artık herkes ufak kar marjlarıyla ayakta kalmayı öğrenmeli. Şimdi ben o konuyu size soru sormayacaktım. Hep bunu daha önceki programlarını getirdiğiniz için. Ama Marmaris'te konuyu açmışken siz final tahmini böyle düşük fiyat verdiğini falan gibi sorular. Ben onu her zaman söylüyorum. Bizim öyle bir uygulamamız yok. Olamaz. Mümkün değil olamaz. Bu ne kaybedilir? Belki de çok ciddi başarı kazanılacak. Kimse bunun farkında değil. Şu anda Antalya'da birçok otel Oğubuk'ta. Birçok otel fazla müşteriden etrafta yatırıyor müşterilerini. Kışın, bütün kış boyunca full olan oteller var. Geçenlerde Thomas Cook'un Antalya Sanadu, Belek'teki Sanadu Otel'de bir toplantısı vardı. Daha doğrusu kokteyl ve yemek şeklinde geçti. İnanın bütün oteller acayip derecede dolu. Tabii oradaki oteller 100 dönüm, 300 dönüm, 200 dönüm üzerine kurulu. Bu da tabii ufak imkanlarla az bir metrekare kurulu. Orada insanlar otel içerisinde her istediğini yapabiliyorlar. Burada otel içerisinde her istediğini yapamıyorlar. Marmaris'in kış turizmi hazır olması için. Önce Marmaris içinin hazır olması lazım. Sonra oteller zaten hazır olur. Ben kış turizmi Marmaris'te geleceğini
ne çok umutluydum ama umudum giderek kırılmaya başladı. Hatta bir röportajınızı okudum sizin. İşte sahaları istemiştiniz yerel yönetimlerden. Şimdi onunla tamamen bir muamma. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şöyle bunun örnekleri var. Ben tabii ki fazla artık bu konular üzerine gitmek istemiyorum. Şöyle gitmek istemiyorum. Ben 27 Mart'ta seçimden bir gün önce bana Norveç'ten bir film Norveç'ten şey gelmişti. Bir futbol takımı gelmişti. Tabii yerel yönetimde biter bitmez. Yerel yönetimde seçim biter bitmez. Tabii ki bir değişim oldu Marmaris'te, bir değişiklik oldu. Yani değişiklik olduktan sonra mutlaka yeni yönetimdi. Elbette hedefleri vardır, elbette yapmak istedikleri vardır. Ben ertesi gün 29 Mart sabahı çok iyi biliyorum. Marmaris'te yeni yerel yönetim, yeni başkanlar Zafer Savaşı içindeyken biz sahayı isteyecek adam bulamamıştık. Çünkü ve o takım iki gün daha bekleyip sonra gitmek zorunda kalmıştı. Kayıtlarında da mevcut böyle bir şey. Ben o zaman tabii hemen basını çağırıp işte böyle böyle yaptılar, sahaları vermiyorlar olayına gitmedim. Çünkü neden? Hemen diyeceklerdi ki işte bizim yani geçmiş dönem başkanlara desteğimizi ben her yerde söylüyorum. Yani bunu bugün hala kendilerine çok teşekkür ederim birçok ortamda yaptıkları yatırımlardan dolayı. O zaman tabii hemen ben basın mensuplarında olayı haber verseydim, işte seçimler kaybedildi, özellikle yapıyor, işte şundan yapıyor gibi bir takım spekülasyonlar olacaktı. Ben bunlara pek iyi olmasın diye. Sonra Yıldırım Bosna geldi bir molası mola maç yapmaya. Yıldırım Bosna'yı bu otelde konakladı. Ben sahalığı yine alamadım. Açık söyleyeyim. Çünkü sahalığı alacak yetkiliği bulamadım. Ve benim öbür otelimin halı sahasında Yıldırım Bosna idman yapmak zorunda kaldı. Bunlar da oldu. Bunlar hep geçmişti ama esas kışa baktığımızda ben Marmaris Spor sahaları için beni Marmaris Spor yöneticisinden iki kişi aramıştı. Yani çok iyi, yani isim vermek istemiyorum. Dediler ki bu sahalarla ilgili ne düşünüyorsun diye. Benim ne düşündüğüm önemli değil. Marmaris Belediyesi'nin futbol sahalarıyla ilgili politikası ne dedi. Yani bana o lazım çünkü yani ben kişilerle hareket etmek istemiyorum. Marmaris Belediyesi bir programını belirler. Der ki sahanın aylık kullanım ücreti budur. Veyahut da aylık bakım ücreti budur. Bunu karşılayan otel sahibi kullanabilir. Bir takım programlar geliştirmeli. Ona göre otelde talip olabilir. Çünkü futbol takım kampları bir kongreye, bir toplantı grubuna benzemez. Özellikle futbol sahası çok önemli. Futbol sahasının garantisini vermek zorundasınız. Şimdi farz edin ki gerçekten Galatasaray'a ciddi yönde bir şeyimiz vardı. Galatasaray Futbol Kulübü'yle ciddi yönde bir teklifimiz vardı. Tabii ben Beşiktaşlı olmam sebebiyle, Marmaris Dernek Başkanı olmam sebebiyle Beşiktaş'ı da buraya çok istiyorum. Ama saygı garantisini vermedikten sonra bu takımları buraya getiremezsiniz. Yine geçenlerde bundan yaklaşık 15 gün önce Marmaris Belediye Spor Spor Salonu'nun Eda Hanım'ı aradı. İşte sahalarla ilgili teklif verin diye. Ben de o zaman kendisine dedim ki benim teklifim önemli değil. Marmaris Belediyesi bir karar alacak. Buna kim bakıyorsa, kim ilgileniyorsa. Sahaların şey budur. Bu şekildedir. 3 tane saha vardır. Şehir stadı bu şekilde kullanılabilir. Şehir stadının bizde ilgisi vardır, yoktur. Bu şekilde söyleyecekler. Biz de alacağız, almayacağız. O zaman tabii ki karar bize ait. Marmaris Belediyesi'nden böyle bir açıklama gelmedi daha. Onun için biz de şu anda kaldık. Ama bu sene futbol takımı gelmiyor şu anda. Yine dün bir görüşmemiz oldu bir firma ile. Yurt dışından. 12-16 yaş grubu. Ben kendilerini Marmaris Belediyesi'ne yönlendirdim. Bu konaklama sınır her şekilde halledebileceğimi, üstlenebileceğimizi, bundan her türlü hizmeti verebileceğimizi kış aylarında ama futbol sahaları için lütfen belediyeye gidip garanti alın. Ben bu garantiyi veremiyorum diye kendilerine söyledim. Ne oldu bilmiyorum. İşte temel bir durumlar böyle.